Komisyonda TRT'yi denetlerken bir soru... Gelirinin %85'ini elektrik katkı payı ve bandrol ücretlerinden elde eden TRT, giderlerinin en az %50'sini oluşturan dış yapımlara ödenen ücretleri açıklamıyor. Hangi kuruluşlara ne kadar para aktarıyorsunuz? Bunların hiçbirini bize yine açıklamadı. 2019 yılında 3 milyar 426 milyon 314 bin TL gelir elde eden TRT, bu gelirini 2020 yılında %20 daha arttırarak 4 milyar 378 milyon 811 TL'ye çıkardı. 8 milyon. Eski parayla söyleyeyim. 4 katrilyon. Halktan kesilen paralarla devasa bir bütçeyi yöneten TRT Genel Müdürü ve yönetimi, kurum giderlerinin %50'sini oluşturan dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ödenen paraları Kamu İktisadi Teşebbüsü Komisyonu üyeleriyle paylaşmadı. Yapmadan görevinden ayrıldı gitti. Geçmişte İbrahim Şahin'in... Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsü Komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Sözcüsü Atilla Sertel, TRT yönetiminden net cevap alamadıkları için kurumu denetleyemediklerini belirtti. Komisyonda TRT'yi denetlerken bir soru sorduk. Dedik ki siz TRT'nin parasını dış yapımlara harcıyorsunuz, ne kadar harcıyorsunuz, hangi kurumlar sizinle birlikte çalışıyor, hangi kuruluşlara ne kadar para aktarıyorsunuz, bunların hiçbirini bize yine açıklamadılar. Geçmişte ticari sır olarak söylüyorlardı, şimdi ticari sırrı da geçmişler, rekabet alanını daraltır diye söylüyorlar. TRT'nin geçen yılki bütçesi 4 milyar 378 milyon. Eski parayla söyleyeyim, 4 katrilyon 378 trilyonu halkın cebinden, elektrik paylarından ve bandrollerden toplayan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, bu parayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadan görevinden ayrıldı gitti. Geçmişte İbrahim Şahin'in 3-5 kez görev süresinin uzatıldığını düşünürsek, İbrahim Eren'in de başarısız bulunduğunu görüyoruz. İbrahim Eren görevden alınırken Cumhurbaşkanı tarafından Mehmet Zahit Sobacı görev başına getirildi. Aslında SETA'cılar getirildi. İçinde İlhan Kaplan'ın olduğu, diğer bakanın oğlunun olduğu bir TRT yönetim kurulu oluşturuldu. Mehmet Zahit Sobacı Bası İlhan Kurumu'nun yönetim kurulu başkanı olarak belli bir maaşa sahip. Başka danışmanlık statüsünde de bulunuyor ve şimdi de TRT'nin genel müdürü oldu. TRT'de değişen bir anlayış yok, olmayacak. Belki daha da koşulları ağırlaştıracaklar çünkü her gelen tek adama yaranmak için daha saldırgan, daha agresif oluyor. İzleyip göreceğiz. Yani yandaşlardan oluşan bir yönetim kurulunun TRT'yi başarıya ulaştırmayacağı gerçeği ortada. Ama TRT'nin şeffaf bir biçimde denetlenebilmesini sağlamak için var gücümüzle yine biz uğraşacağız. İbrahim Eren de o kadar çok yarenlik yapmasına ve o kadar iktidara TRT'yi peşkeş çekmesine rağmen yaranamadı, görevine son verildi. Bu dönem TRT'de yeni bir dönem olarak algılanmasın, eski dönemin daha sertleşerek devam eden bir dönemi olarak algılanmalıdır. İzleyeceğiz, göreceğiz. Ama TRT'nin her kör kuruşunun hesabını, harcadığı her kör kuruşun hesabını sormaya devam edeceğiz. Yılda 4 katrilyon üstünde parayı, vatandaşlardan topladığınız parayı har vurup harman savurmanıza göz yummayacağız.